Mustafa Kemal gece öldü. Belki ada benim, ben konuşmak istemiyorum onunla ilgili. Bıktım. Benden bir adam yeni bir şey değil. Delil istesin. Hazırım. Sen bunu diyorsun ama delilin ne? Ben ezbere hiçbir şey söylemedim. Delil istesin. Yeni söze hacet yok ki, benim söylediklerim onu anlamaya 1000 defa yeter ya. 1000 defa. Adam gece öldü. Doktorlara küfrediyordu, kovuyordu. Sabahleyin geldiler ki ölmüş. Ne yapacağız? Ulan şimdi öldü diyelim, tutun bir zabıt. 9'u 5 geçe. Aynen böyledir. Doktorundan bana intikal etmiş bir bilgidir. Doktorundan küfrediyor adamlara, beni iyi edemediniz diye. Geçti gittiler. Nöbetçi kalmadı kimse. Sabahleyin geldiler ki ölmüş. Ne yapacağız? Merasim yapmaya da uygun olur. 9'u 5 geçe. Durdurun şu saat. Onu da yarım saat sonra 9'u 5'e çektiler. Bu iş 9.30'da oldu. Saati de 9'u 5 geçe. Öyle hesapladılar ki yani tamam, 9'da mesai başlıyor. 5 dakika sonra da merasim. Adam haşa peygamber. Her şeyi Allah ona yar yaver yap. Ölüm akıbet için bir ibrettir. Öyle bir ölüm ona nasip olmaz. Allah'ın diniyle harp eden, Allah'ın ayetine safsata diyen, Kur'an'a Arap uşağının yavesi diyen, sayayım mı daha sana, sabaha kadar saysam bitmez. Bir adam da böyle, melek geldi de ona selam verdi de, o da aleyküm selam dedi de son nefesini verdi. Kargalar bile güler buna. O zaman kimse cehenneme zor almış. Onun kadar zarar vermiş bir adam gelmediği gibi gelmeyecektir de. Bak ben onun hakkında konuşmak istemiyordum. Sen beni mecbur ettin. Gelmeyecek de. Ebu Cehil'i al. Firavun'u al. Ne yapmış? Hak teessüs edecek diye engel çıkarmış. Bu ne yapmış? Müesses hakkı yıkmış. 1400 yıllık emeği eba etmiş. Daha bundan sonra bir kafir gelecek de hilafet mi var 1400 sene devam edebilmiş, başka bir müessese mi var? Onu yıkacak da onun kadar şeref yap olacak küfür namı hesabına. Var mı böyle bir şey? Var mı Osmanlı cemiyetindeki gibi ahlaklı bir milletle onu bu maskara maçlarda ömür tüketen, bir şarkıcıyı havaalanında karşılayan, rezil bir gençlik haline getirecek, İçkiyi mubah sayan kanunuyla, kumarı mubah sayan bir devlet onun yerine ikame edecek. Öyle bir millet yok ki. Bu rejim yıkıldığı zaman, tarihte, ben de hayattaysam, şunu iddia edeceğim. Ey Kemalistler, bu milleti teslim aldığınız şekliyle teslim edin. Maskaraya çevirmişsiniz. Bu millet efradı içinde, Osmanlı cemiyetinde hayal edilmeyecek insanlar var. Hayal edilmeyecek. Devletin zirvesinde fuhuş yapan, gündüz mecliste, gece lüks otellerde kafa çeken, kumar oynayan, güya millet müvessilleri, güya bürokratlar, güya bilmem neler. Tabandan zirveye kadar. Milletin yarısı mutlak çürüktür. Çürük bir elma gibidir. Onun için idarenin tam düzelmesini beklemek beyhudedir. Kema tekûnû yüvelle aleyküm. Nasılsanız öyle idare olunursunuz. Ebu Cehil onun yanında çok masum. Hakkı yıkmadı. Teessüsüne karşı çıktı. Bu 1400 yıllık emeği heba etti. Senin bir arsan olsa, civarındaki adam sana oraya bina yaptırmasa, bu zulümdür, hakkını kullandırmıyor. Ama başka bir komşu yap arkadaşım dese, sen 30 kat yapsan, içine insanları doldursan, ondan sonra bodruma dinamit koyup o binayı yıksa, bu iki adamın zulmü aynı mıdır?
Ebu Cehil birinci zalime benzer, Kemal Paşa ikinciye benzer. Bana göre. Ölçü Müslümanlıksa bu böyledir. Ama sen ölçüyü İslam almayıp da onu alkışlayacaksın. Buyur alkışla arkadaşım, zaten 80 senede alkışlanıyor. Yani müsaade edin de alkışlamayan biriyle konuşsun yahu. Bu nasıl demokrasi? Tek sesli musiki gibi nasıl demokrasi? Allah de suç değil. Böyle kitaplar dolu. Allah de suç değil. İsterse birisi benim bu sözümden suç çıkarabilir. Tenkit suç. Tenkit. Tenkit suç. Kanun hakaret suçtur diyor. Temiz Mahkemesi Necip Fazıl'ın kitabı dolayısıyla onun zemmettiği vahdetini methetmek, onu tenkit etmekte binaenaleyh suçtur diyor. Temiz Mahkemesi. Bunu dağdaki çobanlar söylemiyor. Siz Kemalizm esaretini anlayın. Böyle memleket olmaz. Ve bu böyle devam etmez elbette. İnsanların hürriyete ihtiyacı var. Fikir hürriyetine ihtiyacı var. Bunu sen istediğin kadar hapset. Balonu fazla şişirdin mi patlar. Bu bir patlama işidir artık. Yeter, bıktık. 90 senedir. 90 senedir. Mekteplerde hep bunu dinledik. Sokakta bunu dinliyoruz. 60 ihtilali oldu. Behçet Kemal radyoya çıktı. Tanrı peygamber diye taptığınız ne varsa hepsi ondan feyz aldı. Hepsi bilmem ne oldu. Bunları duymaktan usandım. Yeter. Bir insan olarak görün bu adamda ya. Hatasıyla sevabıyla varsa yani. Neyse. Methetmenin de bir haddi olur ya. Bu sohbetlerimizi sürdürebilmemiz için lütfen bu videonun altındaki süper teşekkür butonuna tıklayarak destek olun. Sizin katkılarınız sohbet kanalımızın devamlılığı için son derece önemlidir. Hayra vesile olan, hayrı yapan kimse gibidir. Daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.